Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoyla birlikte karşınızdayım. Videom biraz sesli ve değişik bir ortamda çektiğim için sesim şöyle boşluktaymış gibi gelebilir. Kusura bakmayın ama önemli olan bu videoda vereceğim bilgiler. Ne bilgisi vereceğiz? Arkadaşlar, Mobile Legends oyunu sezon alanında değişiklik yapıyor. S18 kostümü çok büyük bir ihtimalle Rafael kahramanına gelecek. Dünkü videomda bunu sizlere paylaştım. Ama Mobile Legends oyunu artık bu sezon ödülleriyle ilgili birçok değişiklik yapıyor. Ekstra şeyler eklenecek, fiyatlar değişecek. Bunlarla ilgili bu videoda size bilgi vereceğim ve sezon ödülleri kısmına yeni bir menü eklendi. Onun bilgisini vereceğim sizlere. Orijinal sunucular şu anda bu şekilde. Şimdi sizinle birlikte hızlı bir şekilde test sunucusuna gidelim. Bakalım oradaki bilgiler nasıl. Evet arkadaşlar, şu anda test sunucusuna geldim. Sezon kısmına geçmeden önce sizlere güzel bir bilgi vermek istiyorum. Etkinlik alanına girdiğimiz zaman eğer fark ettiyseniz müfreze alanındaki şu görevleri tekrar toplayabiliyoruz. Efsane bir şey arkadaşlar. Yoksa orijinal sunucularda da müfreze jetonlarını şuradan 100, şuradan 100, şuradan 100, şuradan 100, şuradan 200, toplamda 600 olmak üzere bir kere aldıktan sonra tekrar mı alacağız? Eğer öyleyse efsane olacak. Elmasa elmas demeyeceksiniz. Bunun yanı sıra şuradan da toplayacaklarınızı düşünecek olursak çok karlı abi. Efsane bir şey. Bu bilgiyi de size verdikten sonra hemen hızlı bir şekilde sezon kısmına geçelim. Diğer detayları göstereyim. İlk olarak butondan başlamak istiyorum. Geçmiş sezonlar diye bir buton eklendi. Buradan geçmişteki bütün sezonları görebileceksiniz. Hatta sezonların üstüne tıkladığınız zaman o sezona ait istatistikleri de detaylı bir şekilde görebileceksiniz. Ben buradan gerekli istatistikleri gösteremiyorum çünkü test sunucusu, hiç girip oyun bile oynamamışım arkadaşlar. Geri gelelim buradan. Sezon 19'da birçok şey değişiyor. Ne değişiyor? Mobile Legends oyunu şu alttaki bilet ve savaş puanlarını arttıracak. Bunun yanı sıra şimdi bakın, Savaşçı Ligi'nde şundan veriyor ya, premium kostüm parçası. Üst liglerin hepsine premium kostüm parçasını ekleyecek ve lig arttıkça aldığınız premium kostüm parçasının sayısı artacak. Bunun yanı sıra Mobile Legends oyunu lig dağılımına göre bütün liglere, bütün sıralamalara nadir kostüm parçası ve kahraman parçası da ekleyecek ve hepsi artacak. Örnek veriyorum. Savaşçıda 1, burada 3, ustada 5, büyük ustada 7, epikte 9, efsanede 11, mistik olunca 20 tane alacaksınız. Örnek veriyorum. Aynı şekilde kahraman parçası ve nadir kostüm parçaları da bu şekilde olacak ve en önemli haberim şu. Savaş puanları da artık değişiyor. Fark ettiyseniz Efsane Ligi'ne gelen 20.000, Mistik Ligi'ne gelen 20.000 alıyordu. Artık bunu Mobile Legends oyunu değiştiriyor. İki sınıfı birbirinden kıyaslayacak ve Mobile Legends oyununa Efsane Ligi'nden sonra Mistik'e yükseliyoruz ya. Mistik Ligi'nden sonra bir lig daha gelebilir. Onunla ilgili tam detaya ulaşınca size bilgiyi vereceğim ama konuyu dağıtmayayım. Şuradaki 1000 diyor ya savaş puanı. Bunu artıracak arkadaşlar. Bunu 3000'e kadar getirecek Mobile Legends oyunu. Bu 3000 olduktan sonra diğerleri de buna göre kademeli olarak artacak. Efsane Ligi'nin savaş puanı ödülü 25.000 olacak. Mistik Ligi'nin savaş puanı ödülü 32.000 CP, yani bir kahramana denk gelecek şekilde olacak. Gerçekten şahane bir özellik bu. Bunun yanında bir de düşünsenize, 20 tane kahraman parçası, premium kostüm parçası ve nadir kostüm parçası alacaksınız. Bu gerçekten çok hoş olmuş. Peki bu yenilikler ne zaman gelecek? Şu anda S19'a başladık. Yani test sunucusunda başladık. Böyle bir yenilik yok. Orijinal sunucularda sanırım 11 gün falan var. Yanlış hatırlamıyorsam. Büyük ihtimalle S20'de Mobile Legends oyunu bu değişiklikleri getirecek. Çok erkenden bunun haberini veriyorum. Söylediklerim boş laf değil. Öyle diyenler oluyor yorumda. Söylediğim her şey Mobile Legends oyununa gelecek. Ama bir ay sonra, ama 2 ay sonra dediğim her şey kesinlikle gelecek. Sağlam kaynaklardan alınan bilgileri sizlere aktarıyorum. Hatta söylediklerimin daha fazlası gelecek. Ben şu an ulaştığım verileri sizinle paylaşıyorum. Ulaşamadığım birçok şey var ve S20 sezonunda da çok var arkadaşlar. O zamana kadar eğer video yapmayı gerektirecek güzel değişiklikler de gelirse onları da muhakkak sizinle paylaşırım. Bu video bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.